Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Ritter Sport'un Coco Wafer isimli ürünü inceleyeceğiz. İsterseniz Ritter Sport'tan bahsedeyim birazcık size. 1912'de kurulmuş bir çikolata firması. Almanya menşei. İnternette yaptığım araştırmada da bu şekilde kare çikolataların mucidi Ritter Sport. 1932'de ilk kez çıkarmış bunu. Hatta bunun mantığı da işte o spor ceketlere ve gömleğin böyle üst cebi vardır ya, oraya tam olarak sığması için yapmışlar bu şekilde. Yani adamlar 1932'den beri kare çikolata üretiyorlar. Ayrıca bu kolay açılıp kapanabilen paketler var ya, onları da 1976'da keşfetmişler. Ben de yeni öğrendim açıkçası yaptığım araştırmada. Yani bu çikolata abur cubur ürünleri konusunda bayağı bir inovasyonları var. Kendi internet sitelerinde history bölümüne bakarsanız oradan da inceleyebilirsiniz isterseniz daha detaylı olarak. Ürünün fiyatı marketlerde 30 lira civarında arkadaşlar. İnternette biraz daha ucuza satılıyor. Yalnız son kullanma tarihlerine dikkat etmenizi öneririm. Genelde bu tarz ithal ürünler indirime giriyorsa daha önceki videolarda da söylemiştim. Mutlaka son kullanma tarihleri yaklaşıyordur. Ona dikkat etmenizi öneririm. İsterseniz hemen pakete bakalım. Turuncu sade bir paketi var. 100 gramlık bir çikolata. İçinde çikolata kremalı bir gofret olduğu buradan belli zaten. Coco Wafer denmiş. Bunun Almanca versiyonu sanırım Waffel diye geçiyor. Almanya'da satılan versiyonu. Hatta bazı bizim internet sitelerinden satan yerler de Waffel diye koymuşlar. O ikisi aynı ürün arkadaşlar. Paketin arkasına bakalım. Kalorisi 100 gram için 554 kalori. Şurada Quality Chocolate Squared denmiş. Şu Knick Pack olayı da buradan kolay bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Hadi paketi açalım. Ben de bu Ritter Sport'u ilk defa yiyeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş bu versiyonu. Evet, çikolatamızın deseni bu şekilde. Her bir karenin üzerinde Ritter Sport yazıyor. Şuradan kıralım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle yakından da göstereyim içini. İçinde bir gofret tabakası var. İki tane gofret tabakası var. Arasında bir kakao kreması var. Bayağı yoğun bir kakao kokusu geliyor arkadaşlar. Yani içindeki sanırım kakao bitter. Çünkü yoğun bir koku geldi. Zaten yani kakao kuru maddesi %30. Bakalım güzel kaliteli bir çikolata yiyeceğiz diye düşünüyorum. Hemen tadına bakacağım. Evet, tadına baktım. Cidden yoğun bir çikolata. Ama çikolata kalitesi çok güzel. Bana böyle tat olarak şeye anımsattı birazcık. Karam var ya etinin. Onun böyle katmanları gibi geldi. Ama tabii bunda süt çikolata da var. Ama o çikolatanın arasında gofret mantığı, yoğunluğu falan böyle onu bana çok, karamı çok hatırlattı diyebilirim. Ben şu parçayı da yiyeyim, ondan sonra biraz daha yorumlayacağım. Evet arkadaşlar, diğer parçayı da yedim. Ya açıkça söylemek gerekirse alışılmadık bir tadı yok. Yani bu çikolatayı almanızı gerektirecek ekstra bir özelliği yok bence. Hele 30 liralar, işte 35 liralar bu fiyatlara satılıyor bazı marketlerde. Hiçbir anlamı yok. O şekilde söyleyebilirim size. Paranızı boşa harcamayın diyebilirim. Ama 10 liraya işte baktım internette, 12 liraya falan da satılıyor şu an. O fiyatlara bulunursa alınabilir çünkü çikolata kalitesi gerçekten güzel. Ama biraz daha böyle yoğun çikolataları seviyorsanız bence tercih edin. Çünkü sütlü çikolatanın o hafifliğini içindeki krema, kakao kreması çok yoğun ve o onu alıyor. O yüzden yoğun çikolataları seviyorsanız, arada da böyle sütlü çikolata tadı gelsin istiyorsanız bence o zaman tercih edebilirsiniz. Yine sade kahvelerle bence çok güzel gider bu. Çünkü böyle işte çikolata gofret karışımlarıyla ben kahveleri çok seviyorum. Bir parçası bile yeter bence bir fincan kahve için, öyle söyleyeyim size. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada bir sonraki videoyu izleyecekler için de bir spoiler vereyim. Bir sonraki videoda buna bakacağız. Görüşmek üzere.